Sayın Cumhurbaşkanı, Esra Nehir Habertürk Televizyonu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir süredir bir çalışma yürütülüyor. Bu daha önce kamuoyuna da açıklanmıştı. Ancak son günlerde bir tartışma var. Bir yaş şartı getirilecek mi? Emeklilikte yaşa takılanlar ikinci kez yaşa takılacak mı? Bu konuyla ilgili nihai alınan bir karar var mı? Kapsamı, çerçevesi ne olacak? Bir de buraya Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmeden geliyorsunuz. O görüşmenin gündeminde anayasa değişiklik süreci oldu mu ve anayasa değişiklik sürecinde muhalefetle tekrar ikinci bir istişare süreci olacak mı? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, öncelikle tabii EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar ve inşallah ay sonuna kadar da bunu karara bağlayacağız ve 2023'e masamızdan bunu kaldırarak inşallah girmiş olacağız. Olay bu. Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey'le tabii etraflıca birçok konuyu görüştük. Tabii şu bir gerçek. İkimizin oyu parlamentoda anayasa değişikliğine yeterli değil. Bu konularla ilgili olarak gerek başörtü meselesi, gerek aile konusu, bu konularda anayasa değişikliği hususunda parlamentodaki diğer partilerin destek vermesi işimizi ne yapacaktır? Kolay kılacaktır. Onun için de grubumuz bu çalışmaları Cumhur İttifakı ile beraber yürütüyor. Temennimiz odur ki parlamentodaki diğer partilerin vereceği destekle bu anayasa değişikliğini yapabilecek sayıya ulaşalım ve anayasa değişikliğini de bu şekilde yapalım. Teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun, var olun. Allah'a ısmarladık.